Gel Bekir, gel. Kasım, sen çık dışarı, haydi. Bekir, benim teyze oğlu Fırat'ı bileyim değil mi? He ya, Allah rahmet eylesin. He he, toprağı bol olsun. Şimdi onunla ilgili bir mektup getmiş komutana. Senin kız Gülsüm var ya. Ağam, biz ettik sen etme ağam. Benim kız yaptı. Ama inkar edecek, yok diyecek. Ağam affet bizi. İyi iyi, tamam. Şimdi sen git, kızını da al gel buraya. Sağ ol ağam, sağ ol. Ulan Genda, yine dört ayağın üzerine düştün ha. Haydi hayırlısı. Ya yalvarırım bırak. Karışma yalancım. Kalk kız. Benim tepemi attırma. Ben senin batırdığını temizlemeye çalışıyorum. Hala konuşuyorsun sen. Baba, ya ben nasıl suçsuz bir insana iftira atarım? Ya sen neden gittin ki? Bir şey söylemeseydin bunlar olmayacaktı. Ya baba. Bana bak Gülsüm. El alem yanmasın diye biz yanımızdan mı olalım? Şimdi gidip Kendal Ağa ne diyorsa tamam diyeceksin. Ama... Ama... Baba... Baba... Gel. Ağam. Gel bakalım Gülsüm, gel. Hadi. Özür dile ağamdan. Bana bak Gülsüm, ne düşündün, ne ettin bilmem ama bu durumu düzelteceksin. O mektubu komutanın zorla yazdırdığını söyleyeceksin. Anladın mı? Narin nerede? Neden sorayım? Neden sorarcım ana? Merak ettim de ondan. Sen Narin'i satarken Ebru korudu. Şimdi neden sordun? Neyi merak edeyim ha? Ben de onu merak edeyim. Ebru çocuklarına karşısına alma pahasına Narin'i korudu. Sen gözünü kırpmadan sattın. Ben olanı biteni söyledim ana. Yalan mı söyleyeydim ha? Hayatın yalan be senin. İki kişiyi barıştırmak için söylenen yalana izin var, biliyorsun değil mi? Ebru yalan söyledi. Ama barıştırmak için, buluşturmak için. Şimdi bedel ödeyin. Hesap sorması gerekirken hesap veriyor kızlarına. Sen ne yapayım Kendal? Şu sofrada bir gün ağız tadıyla yemeğimi bitirebilirsem dişimi kıracağım. Haydi. Ana hayırdır, ne oluyor? Hey Allah'ım ya. Vallahi kafayı yiyeceğim ha. Ver bakayım aslanımım ha. Gazı var biraz, dur. Ne oluyor lan? Ey Allah'ım ya. Narin. Millet ne demeye yatak yorgan toplayıp gitti sen bileyim mi? Arayayım aç mıydılar ha? Beni niye sattın abi? Ben seni bu kadar korur kollarken... ya ben sana hilafsız inanırken sen beni niye sattın? Narin ne diyorsun sana? Ben bugüne kadar hep seni koruyup kollamadım mı? Ha? Nasıl bir soru şimdi bu? Ne yapaydım? Yalan mı diyeydim hakim karşısında?
Ben sana uslu dedim, konuşma dedim. Sen ne yaptın? Gittin Oğuz'a ben yaptım dedim. Seni korumaya çalıştığım için hapis mi yataydım ha? Oğluma daha yeni kavuşmuşken ayrı mı kalaydın? Ha? Çık dışarı abi. Bak Narin, senin sinirlerin iyice bozulmuş. Yat uyudurası haydi. Ben uyandım abi. Uyandım artık ben. Anladın mı? Yok Fırat Almanya'ya gitti. Yok Ebru'yu bıçakladın. Uyandım abi ben. Uyandım artık. Baran, nereye? İşim var. Bu saatte ne işin var? Oğlum, Baran. Alo? Kızım hazırlan, biz geliyiz. Seni alıp gideceğiz. Ana nereye gideceğiz? Hazırlan sen. Bana bak Bekir. Gülsüm'e söyle dediğimi yapsın bugün. Bu son şansınız. Haydi. Haydi bakalım Oğuz Efendi. Şimdi ne yiyeceksin? Sayın savcım rahatsız etmiyorum Nurman'ım. Fırat Mercan ölümüyle ilgili yeni bir gelişme var da. Bir görgü tanığından mektup aldık sayın savcım. Ama görgü tanığı başına bir iş gelmesinden korkuyor. Gizli tanık statüsünde tutabilir miyiz acaba? Anlıyorum sayın savcım. Nasıl uygun görürseniz. İyi günler. Ne dediyse yapacaksın. Sormayacaksın, sorgulamayacaksın. Sonra çeneni kapatıp oturacaksın. Bir süre evde çıkmak yasak. Ya baba komutana nasıl suç atarım? Ya iftira bu. Sen nasıl müsaade edersin? Ya o Kendal katil. Ya cezasız mı kalacak? Sen gebermek mi istiyorsun? Ne dediyse yapacaksın. Anladın mı? Buyur ana. Kendal, çabuk konağa gel. Ana ne oldu? Oğlum çabuk ol, çabuk. Ben çok kötü bir şey yaptım. Hemen gel. Tamam ana. Kıyamet koptu, kıyamet. Melek, al şunları. Ada dur, ne olursun dur. Ya gidemezsin bu havada. Maya, ben burada elim kolum bağlı duramam ya. Ada. Ya Emine abla bırak Allah aşkına. Kızım havaya baksana bir de gidemezsin böyle. Ya ne yapayım burada elim kolum bağlı mı durayım ya? Bekleyemem ben böyle. Ada. Ya annem ne yapacak orada ya? Ebru hastaneden yeni çıktı. Ben böyle bir şey nasıl yaparım? Ya anacığım olmuş bir kere. Hem nereden bileceksin havanın böyle olacağını ya? Bir şey yap Kendal. Onlara bir şey olmasın. Tamam anacığım sen merak etme. Oğuz komutan bulur onları. Kurban olsun sen sakin ol. Ne
saat oldu hala bir haber yok. Tamam işte ana. Kötü bir şey olsaydı haberi gelirdi. Yok ya ana. Biz de gidip arayalım. Ben burada duramayacağım. Hadi çıkıp gidip arayalım. Ya ona nerede arayacağız? Dur bir gözünü seveyim ya. Ana, Kendan doğru söylüyor. Haber gelmediğine göre çıkmamışlardır. Anacığım hadi yat dinlen sen ya. Ben evlatlarımı görmeden rahat edemem. Bir haber var mı? Henüz yok Kadriye Hanım. Komutanın arabalar ne durumda? Bu havada çıkmış olmaları imkansız. Biz yine de aklımıza kötü şeyler getirmeyelim. Allah'ım nedir bu başımızdaki? Ya ana Allah aşkına biraz sakin ol. Buldunuz mu? Arıyoruz adam. Ne demek arıyoruz ya? Annem nerede? Üçünü de sağ salim bulacağız merak etme. Ya diğerlerinden bana ne? Annemi getirin bana artık. Ada elimizden geleni yapıyoruz. Hepsi bunların yüzünden. Yetmedi mi ya yaptıklarınız? Yetmedi mi? Hepsi senin suçun. O iyilik meleği pozlarınla annemi kandırdın. Katil Narin'i kurtardı ya. Yetmedi mi yaptıkların? Yetmedi mi? Anama ne diyorsun lan sen? Kapa çeneni. Kendinize gelin Kendal Bey. Ada, sen de böyle yaparak hiçbir şey kazanamazsın. Kadriye'ne zaten yeterince üzgün. Gel dışarı çıkalım. Bunun hesabını vereceksiniz. Eğer anneme bir şey olursa sizi mahvedeceğim, anladın kes mı? Kes sesini lan! Sen kes be! Ulan! Aptarım ya. Alo Bekir. Ne yaptınız dilekçe işini? Yarın sabah Gülsüm gidecek. Mektubu komutanın yazdırdığını söyleyecek. Dilekçe de hazır zaten. Sen merak etme. Bana bak Bekir. Kızına iyice tembih et. Bir daha böyle bir hata yaparsa bedeli çok ağır olur ona göre. Yok ağam, haşa. İyi, yarın fabrikaya gel de sana bir iş bakalım. Sağ ol ağam, sağ ol. Allah razı olsun senden. Haydi haydi, tamam. Bak, Kendal ağa beni işe alacak. Bunun karşılığında Oğuz komutana çamur atmak gerekiyordu, öyle mi? Öyle. Yaşamak için, hayatta kalmak için. Gerekirse çamur atacağız, gerekirse çamura batacağız. Bana bak. Anladın değil mi? Ananı düşün kızım. Hiç mi ders almadın ananın ölümünden? Sigortalı bir işim olsaydı. Ölür müydü anan? Ha baba. Ben de tam olarak bunu söylüyorum işte. Bizi kim işten çıkardı? Anam öldüyse korumaya çalıştığın o uğursuz adam yüzünden öldü. Anamı geçtim, Fırat abiyi geçtim, işi gücü de geçtim. Şimdi de Oğuz komutanın başını yakmaya çalışıyor. Hem de bana iftira attırarak. Ya senin gerçekten buna gönlün razı mı? Kızım, bizim etimiz belli, budumuz belli. Öyle adamların insafı olmaz. Eğer babanı gömmek istemiyorsan bu meseleyi uzatmazsın artık. Bir haber var mı? Yok anacığım. Ama Oğuz komutan aradı. Aramaya çıkmışlar. Hava da döndü zaten. Tez vakitte iyi haberlerini alırız. Merak etmeyin. Hadi diyelim tekneyle açılmadı. Bu vakte kadar ağaç susuz o soğukta ne ederler Kendal ha? O ıssız yerde bir başlarına ne ederler? Ben de onu diyorum işte. Ne gereği var oralara gitmenin? Allah canım olsaydı da götürmeseydim ben onları oraya. O ne biçim laf ana ya? Melek, anamı al odasına götür. Ben gider bakarım. Yok, ben de geleceğim. Olmaz anacığım. Bu halde hiçbir yere gelemezsin. Ben haber edeceğim dedim sana, merak etmeyin. Ben de geleceğim dedim, o kadar. Hay Allah'ım ya. Ben de geleceğim. Hey Allah'ım, hangi birinizle uğraşayım ben ya? Birini toplarken öteki dağılıyor. Şimdi ağlaşırsınız tabii beyle. Hep bu sosyete gülünün yüzünden ha. Geldiğinden beri başımızdan bela eksik olmadı. Ben çok dedim ama işte. Bulunan kaptan bu mu?
Ben buldum komutanım. Adam cazbetik haldeydi. Teknesi de battı tabii. Nane Hanım'ları sen mi götürdün? Evet komutanım. Ne oldu? Neredeler? Anlat. Teknemin açıldıktan sonra gece karanlığında ne olduğunu anlamadan tekne alabora oldu. Sonra çığlık seslerini duydum. Canımı zor kurtardım zaten. O havada niye çıkıyorsun be adam? Fırtınanın geldiğini anlamadım. Ne biçim kaptansın sen? Can taşıyorsun. Bilsem çıkar mıydım komutanım? Benim de ekmek teknem battı. Çoluğumun çocuğumun rızkından oldum. Nerede buldun kaptanı? Başpostanın ilerisinde. Kadriyanaları bıraktığım noktaya çok yakın. İnşallah kurtulmuşlardır. Sakın, sakın dediğimden çıkma. Kimseye bir şey söylemeyeceksin. Şu zıkkımı ver gel. Tamam kızım. Hadi. Sakın yanlış bir şey yapma. O adam gözünü kırpmadan bizi öldürür. Unutma bunu. Hadi. Bana bakın. Ebru'nun enikleri gelince tekne battı falan demeyin. Zaten sinirim tepemde. Bir de onların feryat figanıyla uğraşamam ha. Kardeşim sen anladın değil mi durumu? Şimdiye kadar gelmiş olmaları gerekmiyor muydu? Oğuz kontan almaya gitti. Gelirler şimdi. Sayın Savcım. Oğuz hemen gelmen lazım. Ne oldu Sayın Savcım, önemli mi? Gel hemen, acil. Tamam, hemen geliyorum. İyi misiniz Ebru Hanım? İyiyim, sağ ol Oğuz Bey. Sen Narin, sen iyi misin? İyiyiz Oğuz Bey, sağ olun. Baran. Eğer bir şeye ihtiyacınız olursa... Çok teşekkür ederiz Oğuz Bey. Bundan sonrasını biz halledelim artık. Tekrar geçmiş olsun. Ağam, gelebilir miyim? Gel Bekir, gel. Anlat bakalım, ne oldu? Ağam, aynen dediğin gibi yaptık işte. Gülsüm dilekçeyi savcılığa bıraktı. Sorun çıkardı mı? Çıkarsa ne yazar ağam? Bana bak Bekir. Bir daha böyle abuk sabuk bir şeye kalkışırsa... uyarmam, cezasını keserim ona göre. Ne haddine düşmüş ağam? Senden önce ben cezasını keserim. Meraklanma. İyi iyi tamam. Rıza. Gel gel. Buyur ağam. Bekir yaşlandığı için depoda çalışamaz. Fabrikaya bekçi olarak girişini yaptırın. Muhasebeye uğramayı da unutmayın. Allah razı olsun ha. Ya tamam. Ya. Allah razı olsun ha.
İyi, tamam. Dediklerimi unutma yeter. Tamam, sağ ol. Hadi. Allah razı olsun.